arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Şimdi geldik yerleşmenin son konusuna. Yerleşme dokusu ve mesken tipleri. Bu yerleşme dokusundan arda arda sürekli soru soruyorlar. ÖSYM'nin de bir kafasında hep böyle bir dağınık yerleşme, toplu yerleşme, özellikle dağınık yerleşme. Kafada bir dağınıklık var herhalde. Ona göre ne yazayım? Dağınık yerleşme yazayım diye söylüyorlar. Peki hocam, yerleşme dokusundan başlayacağız. Biz ne demektir yerleşme dokusu? Bir yerleşmeye baktığınız zaman, özellikle böyle üstten baktım uydudan, o yerleşmede evler nasıl görünüyor? Evler bir arada mı görünüyor, yoksa birbirinden uzakta mı görünüyor? Ya da bir hat boyunca uzanmış mı görünüyor, ya da bir yuvarlak çizmiş mi görünüyor? İşte buna bağlı olarak 4 farklı tipte karşımıza bir şeyler çıkıyor. Biz yerleşme dokusu denildiği anda temelde şu ikisini biliriz. Daha öncesinden de hep karşımıza çıkmıştır. İlki dağınık doku. Eğer ki evler birbirinden uzakta görünüyor ise biz bu tip yerleşmelere dağınık dokudaki yerleşmeler diyoruz. Yaygın olduğu yer Karadeniz'dir. Karadeniz yerleşmelerine baktığınız zaman bir karşı yamaçta ev, bir öbür yamaçta ev birbirlerinden uzaktalar. Bu şekilde bir dağılma söz konusu. Peki Karadeniz'de yaygın olan bu yerleşmeler neden bu şekilde görünüyor? İlk etapta diyeceğiz ki dağınık yerleşme deyince Karadeniz'de yaygındır. Eğer sizin bir araya toplanmanızı engelleyen bir şey varsa temelde bu engebedir. Zaten biz ne demiştik daha öncesinde? Türkiye'nin en dağlık ve engebeli yeri Karadeniz'dir. İşte hal böyle olunca da insanlar ister istemez bir araya gelemiyorlar. Tarlalar dar ve parçalı hale gelmiş. Herkes tarlasının yanında durmak istiyor. O da zaten eğimli engebeli. Bir ev bu tarlanın yanında, bir ev karşı tarlanın yanında olmak üzere bir dağınıklaşma başlıyor. Yani arazi yapısı engebeli. Üçüncüsü, tarlalar dar ve parçalı. Dediğim gibi tarım yapıyorsunuz. Karadeniz tarım ağırlıklı bir yer. Tarlaların da birbirinden uzakta olması, dar ve parçalı olması sizi otomatik dağıtıyor. Aynı zamanda dar ve derin vadiler. Dar ve derin vadiler. Bunlar da sizi bölüyor otomatik. Karadeniz'de engebeli arazi olunca bu sefer akarsu vadiler oldukça dar ve derin oluyor. Ki siz de mecburen vadinin karşı yamaçlarına otomatik itiliyorsunuz, birbirinizden uzaklaşıyorsunuz. Bunun gibi durumlar sizi dağınık yapıyor. Şimdi bizim tam tersi bir de düşüneceğimiz bir nokta var. O da genellikle kurak sahalarla arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Bugün İç Anadolu gibi kurak bir yere, Güneydoğu gibi kurak bir yere baktığınızda genelde yerleşmelerin bir şeyin etrafına toplandığını görüyorsunuz. Şekerin etrafına toplanmış karınca gibi bizim karasal yerlerde bir toplanma var. Neyin etrafına toplanıyorlar? Su kaynağının. Ama Karadeniz'de böyle bir zorunluluğumuz yok. Çünkü bol yağış ve bol akarsu ağından dolayı her yerde zaten su var. Ben niye bir suyun etrafına toplanmaya çalışayım ki? Bende de su var, orada da su var. Dolayısıyla da su kaynaklarının bol olması dağınık dokudaki yerleşmelerde ortaya çıkışında etkili. Su kaynakları bol diyoruz. Peki hocam, bu dağınık dokudaki yerleşmeler esasında sevilen yerleşme tipi midir? Ne açısından tabii düşünüyorum bunu? Devlet açısından düşünüyorum. Dağınık dokudaki yerleşmeler sevilmez arkadaşlar. Devlet bunları sevmez. Neden? Çünkü sen birbirinden ne kadar uzaklaşırsan halk olarak, devlet sana kamu yatırımlarını getirmek zorunda. Bu da dağınık yapılarda o kamu yatırımları yeterince kırsala yansıyamaz. Sen gidersin dersin ki ben bu dağda oturuyorum ama camiyi karşı dağa yaptınız. Ben de buraya cami istiyorum der. Ya da bana der burayı oraya bağlayan bir yol yap, köprü yap, tünel yap der. Buraya okul yapmışım, bizim öbür taraftaki mahallede okul yok, bize de okul yap der. Birbirimizden uzak kaldık. O zaman biz dağınık dokudaki yerleşmeler için şunu söyleyeceğiz. Dağınık doku sevilmez. Doku sevilmez. Kamu hizmetleri yaygınlaşamadığı için sürekli talep ortaya çıkmaya başlar bu sefer. Bana ulaşamadım, ben gidemedim, yolum yoktu, işte okulum yoktu, camim yoktu derken sürekli sizden bir şey beklerler. Ama bir arada olsanız çok kolay, bir tane merkeze yaptın, geçtin, gittin. O yüzden de bakın dağınıklıkta sıkıntı var. İkincisi toplu doku dediğimiz dokudur. Toplu doku. Genelde gördüğümüz yerler arkadaşlar karasal yerlerde yaygındır diyeceğiz. Bölge olarak da zaten aşağı yukarı tahmin edersiniz. Karasal yerlerde yaygındır.
Bugün İç Anadolu bölgesinde de görürsünüz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de görürsünüz, Doğu Anadolu'da da görürsünüz. Bunu Marmara bölgesi, Ege bölgesinin iç kesimleri gibi yani karasallığın hakim olduğu pek çok alanda toplu yapıda bu yerleşmeleri gözlemleyebiliyoruz. Temelde toplanmamızı sağlayan şey neydi zaten? Bir şeyin etrafına toplanıyorduk. Su kaynaklarının değil mi? Su kaynakları sınırlı, suyun etrafına toplanılır. Su kaynakları sınırlı, suyun etrafına toplanılır. Peki sizin bir araya gelmenizi aynı zamanda ne sağlıyor? Sizin yer şekillerinizin sade olması bir araya gelebilmenize de sağlıyor aynı zamanda. Yer şekilleri sade. Peki Karadeniz'de neydi? Dar derin vadiler vardı, onlar sizi bölüyordu. Tarlalarınız dar parçalaydı, sizi bölüyordu. Ama burada böyle bir durum söz konusu mu? Yer şekilleri sade olunca otomatik tarlalar düzgün, geniş. Sen de o tarlaların ortasına oturabiliyorsun. Dağılmana gerek yok. Tarlalar düzgün ve geniş. O zaman biz bu dağınık dokudakileri, kamu hizmetleri yaygınlaşamadığı için dağınık doku sevilmez diyorduk. Toplu doku sevilir. Toplu doku sevilir. Hizmetler anında yapılır. Çünkü dediğim gibi bir tane bir şey yaptığınızda merkeze herkesin işini görmüş olursunuz. Bir diğer konuşacağımız yapı çizgisel doku dediğimiz özellik. Çizgisel doku ya da buna bazen şekil de derler. Çizgisel doku ya da çizgisel şekil. Bazen yani çoğu zaman da şekil olarak da aklınızda kalsın. Bu ne demektir? Bu da bir yerleşmeye baktığımda yine görüntü olarak bir hat boyunca uzandığını görüyorum. Genelde bizim bir hat boyunca uzanan yerleşmelerde iki özellik vardır. Ya bir akarsu boyu yerleşme ya da bir yol boyu yerleşmedir. O hat dediğimiz doğadaki bir akarsu ya da yola karşılık geliyor. Bir akarsu veya yol boyu yerleşme. Ha, buna örnek olarak neler veriyor hocam örneğin? Mesela Türkiye'de diyor Düzce bir yol boyu yerleşme örneğidir. Bugün İstanbul'a giderken eski İstanbul yolu üzerinde boylu boyunca uzanır. Amaç o yolun imkanlarından beslenmektir. Benzinlikti, dinlenme tesisiydi vesaire derken oradaki geçim daha ziyade yoldan sağlandığı için yol boyunca yerleşim uzamaya başlıyor. İşte yol boyu örneği Düzce. Bazıları da dedik bir akarsu boyunca uzanır. Akarsu boyunun en güzel örneği de bizde Amasya'dır. Amasya. Dağlar arasında ırmak boyunda şehzadeler kenti Amasya. Mesela Edirne'de yine akarsu boyu yerleşme örnektir. Meriç ırmağının kıyı boyunca uzanır. Ha bunun haricinde çok fazla da yeni yerleşme var akarsu boyunca uzanan ki geçtiğimiz sel felaketi vardı ya. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde. İlçeye bakın dikkat edin. Akarsu boyunca uzanmış. O vadiyi takip ediyor. Ya da mesela şey vardı. Giresun'un Dereli ilçesi. Yine sel olmuştu. Dereli vadi boyunca devam ediyor. İşte genellikle bu akarsu boyu yerleşmeler dediklerimizde büyük şehirler olarak ya büyük kent diyeyim. Şehir, büyük şehir kavramını karıştırmayalım. Amasya Edirne Büyükşehir Belediyesi yok. Burada bahsettiğim ilçe değil de il olanlardan Amasya Edirne gibi iller aklınıza kalması yeterlidir. Çizgisel doku denilince. Bir diğeri ise dairesel yerleşme. Bu da ya da dairesel şekil. Bu ne demek hocam? Burada ise kent büyük oranda yuvarlak bir biçimde gelişmeye başlıyor. Yine burada da bir kentin yuvarlak biçimde gelişebilmesi için temelde ne lazım bize? Orada yer şekillerinin oldukça sade olması lazım. Yer şekilleri sadedir. E ne yapabiliyorum ben etrafa doğru yuvarlakça gelişebiliyorsam. Biz de aslında dairesel yerleşmelerde bazı kentler o dairesel yerleşmeyi gelişimi gösterebiliyorlar ama çok güzel bir örneği var. Özellikle bilerek isteyerek yapılmış bir yerleşme özelliği. Onu da not olarak şöyle diyeceğiz. Aydın'ın Atça. Eskiden Atça kasabası diye geçiyordu burası. Ama sonradan tabii Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğu için artık Atça Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle olmaya başladı. Hala dilimizde öyle alışmış Atça kasabası falan diyoruz ama bu Atça mahallesi oldu. Mahallesi Paris modelli, biz de bilerek isteyerek Paris modelli
yapılan dairesel yerleşme örneğidir. Dairesel yerleşme örneğidir. Bugün Aydın Atça dediğimiz yer aslında Aydın genel anlamda 1. Dünya Savaşı'nın Dış Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman işgaline uğrar ve büyük bir yıkım gerçekleşir. Daha sonrasından o yöreleri dolaşan, gezen ki kendisi Osmanlı paşalarından birinin de oğlu olan Fransa'da şehir bölge planlamacılığı okumuş bir vatandaş kendisi der ki oralarda dolaşan içi parçalanır böyle üzülür der ki vay ne hale gelmiş buralar. Ben der buralara bir yapılandırayım tekrardan. Gider belediye başkanıyla görüşür der ki ben şehir bölge planlamacılığı okudum Zeynel Efendi. Ben der burayı yeniden yapılandırayım size der Paris Şanzalize'yi yapan mı? O da der ki yap bize Paris Şanzalize'yi yap olur. Hemen fen işlerine yönlendirirler. Fen işlerindeki mühendislerle birlikte kendisi Paris Şanzalize modelini ortaya çıkarmaya çalışır. Nedir Paris Şanzalize modeli? Paris'in merkezinde Zafer Takı denilen Şanzalize meydanının ortasında bir şey vardı. Napolyon'un Zafer Takı. Zafer Takı'ndan itibaren etrafa ışınsal yollar uzaşmaya başlar. Toplamda böyle ışınsal yollar vardır. Bu yolların her biri küçük küçük yollara bağlanır ve bu şekilde bağlar o yollarda birbirlerine. Ve aralarda yerleşmelerle oluşturulmaya başlanır. Aslına bakarsan böyle bir örümcek ağı gibi. Araya da evleri kondurursunuz. Dolayısıyla sonuç ortaya şöyle çıkar. Sokağa çıkan bir kişi otomatik caddeye düşer. Caddeden de o meydana düşer. Ve sonuçta kent böyle geliştiğinde biz bunu işte Paris modelli dairesel yerleşme örneği diyoruz. Aydın'ın Atça Mahallesi uydudan baktığınız zaman böyle görünüyor. Tabii son zamanlarda biraz bozmuşlar, etrafı imar açmışlar ama genel anlamda bu Paris Şanzalize modeliymiş. O da aklımızda bulunsun. Paris modelli. Neresi Paris'in? Şu. Şanzalize. Şanzalize yazdı oraya. Şanzalize. Evet Paris Şanzalize okunur. Ki hatta şey derim Citroen'in bir tane arabası var ya böyle J-Elize J-Elize diye millet söylüyor. Aslında onun okunuşu Şanzalize'dir. Yani Citroen Paris Şanzalize. Oradan geliyor adı. Evet böylelikle cahiliğimize de zaman zaman dokunarak onları düzeltmeye de çalışıyoruz. Unutma Aydın Atça Milli Eğitim kitabına da girdi. Ne olur ne olmaz sorabilirler. Paris modelli tek bilerek istenerek yapılan dairesel yerleşme örneğimiz. Yerleşme dokusu dediğimiz bunlar. Gelelim şimdi bir de işin mesken tipleri boyutu vardı. Mesken tipi denilince ne geliyor akla? Mesken tipi şu. Özellikle kırsal kesimde yaşadığımız evler bunları neyle inşa ettiğimiz meselesi. Mesken tipleri birbirinden farklı yörelerde farklı malzemeler kullanılarak yapılır. Peki bunda neler etkili olmuştur? Ben şöyle tane tane size öncelikle mesken tiplerinden bahsedeyim. İlk göreceğimiz mesken tipi arkadaşlar ahşap meskenler. Bugün ahşap evler deyince aklımıza hemen görselli de gözümüzün önüne gelir. Nerede yaygındır bu evler, ahşap meskenler? Karadeniz'de yaygın. Peki hocam Karadeniz'de ahşap meskenlerin yaygın olmasında acaba yöredeki ham madde bolluğu etkili olmuş mudur? Bol miktarda orman olması, ham madde, ahşap orada boldu. O yüzden gitti Karadeniz'de bu evleri yaptı. Peki sadece Karadeniz'de ahşap ev yapılmasında oradaki ham madde mi etkili oldu? Hayır. Aynı zamanda İklim de etkiliydi. Ne açıdan hocam iklim? Niye etkili olsun ki burada? Arkadaşlar ahşabın bir özelliği vardır. Ahşap etraftaki nemi, özellikle evin içerisindeki nemi kendine çeker. Evin içinin kuru olmasını ve güzel bir iklime sahip olmasını sağlar. Kendine çektiği nemle kendini çürütür. Gamlıdır ahşap, gariban. Bu iklim özellikle nem çekme özelliğine sahiptir. Ahşap o yüzden tercih edilir. Bakın Karadeniz'de derim. O yaylılarda yaşayan, ahşap evlerde yaşayan yaşlılar 80-90 yaşlarında o eğimli engebeli arazilerde bir çıkıyorlar böyle. Oo inanılmaz. Son sürat gidiyor. Ne romatizması var ne bir yeri ağrıyor. Niye böyle oldu? Yıllarca o nemin içinde yaşayan bir insanın neden romatizması, astım, bronşit yok? Çünkü ahşap evde, nemin alındığı evde yaşıyor. Ne zaman ki derim Karadeniz'de betonarme evler çoğaldı. Özellikle bu pimapen dediğimiz şeyler kapı pencerelere girdi, plastikler, evler hava almamaya başladı. Hal böyle olunca rutubetler oluştu, astım, bronşit arttı Karadeniz'de, romatizmal hastalıklar arttı. Ahşap sağlıktır, bu anlamda tercih edilir. Ama ahşap evde yaşamanın en büyük riski nedir? Yangın. Evet, ahşap ev yangını. Şöyle, bunu orman yangını gibi düşünmüyoruz. Orman yangınlarında
Ağaç yaş olduğu için yanmıyor. Ama öbür türlü tahta kuru, sonuç olarak canlı değil. Islanmış hocam, ıslanabilir. Yangın çıktığı zaman evin içerisinde perdedir, halıdır, koltuk, kanepe tutuştuğu zaman o ıslak olan ahşabı da anında kurutuyor, buharlaştırıyor ve onu da tutuşturuyor. Dolayısıyla bugün ahşap ev yangınlarının en fazla olduğu yer Karadeniz'dir. Bunun da temel sebebi zaten o kuru odunlar olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer mesken tipimiz garibanlığın, gurabalığın bir yansıması olan kerpiç. Kerpiç ev dediğimizde aslında çamurdan evlerden bahsediyoruz. Doğada bulduğunuz toprağı, ki onun toprağını da genelde böyle elersin, güzelce ayıklarsın içindeki taştan, kayadan. O elenmiş toprağı çamur haline getirirsin. İçerisine de ya bitki saplarından ya da böyle samandan içerisine katarsın. O onu katı hale getirir. Sonra onu böyle kare kare kalıplara küp küp dökersin. Ve kerpiç dediğimiz tuğlayı elde edersin. Çamurdan tuğla. Onu örerken de bir kerpiç koydun, arayı çamur koydun, üstüne bir kerpiç daha. Yani çamuru çamurla sarıyorsun. Yüzünü çamurla sıvayıp içini de çamurla sıvıyorsun. Böyle bir ev yapıyorsun. Çamurdan ev. İşte buna kerpiç diyoruz biz. Nerelerde tercih ediliyor bu kerpiç evler? Karasal yerlerde tercih edilir. Hocam niye karasal yerde bu insanlar kerpiç ev yapıyorlar? Çünkü kerpiç evlerin, meskenlerin şöyle bir özelliği vardır. Yazın serin, yazın serin, kışın sıcak tutar. He, yaz aylarında sıcak olan karasal iklimlerde yazın serin tutuyor. Kışın da soğuk olan bu iklimde kışın sıcak tutuyor. Öyle olunca da yazın klima görevi, kışın kalorifer görevi görüyor bu evler. O yüzden karasal yerlerde tercih ediliyor. Peki hocam bu kerpiç evler dediklerimiz riskli yapılar mıdır? Tabii ki çamurdan oluştuğu için derme çatma yapılardır. Riski yüksektir. Özellikle depremde öldürür. Ve depremde derme çatma çabuk yıkıldığı için ölüm sebebiniz çok büyük oranda yaralanma olmayacaktır. Kerpiç evdeki en büyük ölüm sebebiniz boğulma. Nasıl boğulma hocam? Evet, kerpiç ev insanı diri diri boğar. Mezara girmiş gibi olursunuz. Çünkü o kerpiç dediğimiz toprak deprem esnasında yıkıldığında tekrardan ufalanır ve üzerinizi tamamen toprak kaplar. Ve böylelikle nefes alamadığınız için ölürsünüz. İşte 1939 Erzincan depreminde bahsettik ya da Doğu Anadolu depremlerinde büyük oranda yapılan çalışmalara da şu anlaşılmış. Ölümlerin çok büyük sebebi boğulma yoluyla gerçekleşmiş. Çünkü oradaki kerpiç derme çatma evler çabuk yıkılıp insanı boğup öldürüyorlar. Dolayısıyla da bu dikkat edilecek bir nokta. Bir diğer mesken tipimiz taş meskenler. Dekoratif görünsün diye de olabiliyor bazen. Aynı zamanda yöredeki bulunan ham maddenin de etkisiyle bu taş evleri görebiliyoruz. Büyük oranda ham madde etkilidir burada. İklim çok fazla dikkate alınmaz. Burada ham madde ama burada doğrudan iklim. Çünkü yazın serin, kışın sıcak tutar dersem ne anlıyorum ben bundan? İklim özelliğini anlıyorum. Taş meskenlerde büyük oranda ham madde. Farklı yörelerde farklı kayaçlara bağlı taş meskenlerimiz vardır. Örneğin Akdeniz'de yapıyorsam ben bu taş meskeni büyük oranda kullanacağım kayaç kireç taşıdır. Ya da diğer adıyla kalker. Hani oradaki karstik kayaç dediğimiz vardı ya, kireç taşı kalker. İşte Akdeniz evleri bundan yapılır. Şunu diyenler oluyor bazen. Hocam kireç taşı suya temas edince eriyordu ya, bunların evleri eriyor mu? Ha, şekerden yaptılar zaten. Ertesi gün yağmur yağınca eriyorlar, bir daha yapıyorlar. Kireç taşı 1 milyon yılda erir. Tamamen yok olması demek. Yani en kötü yaptığın ev 1 milyon sene yaşayacaksa sıkıntı yok. Bir diğer yapı Nevşehir çevresinde görülür. Nevşehir çevresindeki taş evler, özellikle vardı ya Asmalı Konak, değil mi? Nurgül Yeşilçay falan. Orada ne vardı o evler? Hep kesme taşlardan yapılmış. Ne taşı? Volkanik tüf dediğimiz kayaç. Buralarda volkanik meskenler var. Bir diğer yöremiz Erzurum. Erzurum çevresi de yine volkanik bir arazi malumunuz. Orada da yaygın bulunan bir kayaç türü vardır. Adı bazalt dediğimiz bir kayaç. Bazalt. Bu bazalt olan volkanik kayaç da yine Erzurum çevresinin evlerinin yapımında yaygın kullanılır. Burada doğrudan ham madde etkilidir diyoruz. Üç farklı yörede farklı kayaçlar. Mesela şöyle soru da sorabilirler bize. Diyebilir ki Akdeniz'de kireç taşı kalkerlerin, Nevşehir çevresinde tüflerin,
Erzurum'da bazaltların mesken yapımında kullanılıyor olması yöreler arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından bir fark olduğunu gösterir? Şimdi diyecek ham madde bakımından. Doğru doğru ham madde bakımından, onda sıkıntı yok. Biz bir yerin taş kayacına ne yapı diyorduk? Litolojik yapı. Burada kayaç demek, litoloji demek de hatırlayınız. O zaman farklı yörelerde farklı kayaçlara bağlı ev yapılıyorsa aralarında litolojik yapı açısından fark var demektir arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz bir nokta. Ve son mesken tipimiz burada. 4 tane de mesken tipinden söz ediyoruz. Adı hımış. Hımış mı? İlk defa duyanlar süphanallah beğensinler. Şimdi genelde hımış dediğimiz meskeni çok bilen yok. Ben bunu anlatıyorum sizlere. Geçmiş yıllarda dinlemişseniz eğer, evet hocam ben biliyorum artık hımışı diyorsunuz. Karşınıza bir gün soru olarak geldiğinde böyle kalırsınız. Nedir hımış? Üçünün aslında remixi. Yani taş, ahşap ve kerpiç karışımı mesken. Şöyle düşünme, bunları bir şeye atıp böyle blenderdan çekip falan yapmıyoruz evi. Genelde taş artı ahşap artı kerpiç mesken. Bazen aralarda tuğla kullanıldığı da olur, eski tip tuğlalar. Taş, ahşap, kerpiç. Nasıl yapılıyor bu? Altı bir kat, bir buçuk kat taştan örersiniz. Burada altı bu kadar yüksek taştan örmenizde temeli iyi sağlamlaştırma vardır. Üst katlara geldiğiniz zaman genelde kolon ve keriş niyetine böyle çapraz çapraz ahşaplar kullanırsınız. Şurada bir pencere örneğin, burada bir pencere. Böyle ahşaplar vardır evin omurgasında. Daha sonrasından aradaki ahşaptan kalan kısımları kerpiçle sıkı sıkı örersiniz. Bu size bir şey sağlar. Arayı da kerpiçle ördüğünüzde sonra çatıyı yaptınız şöyle. İşte bu evlerde, hımış evler dediğimiz evleri siz şöyle görmüşsünüzdür. Çoğu sıvan da artık çok anlaşılmıyor. Mesela Beypazar evleri, Ankara Beypazarı, Karabük Safranbolu evleri gibi. Ya da bugün Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Kastamonu çevrelerinde ya da Ege'de Kütahya, Uşak, Afyon çevrelerinde buna benzer evler görürsünüz. Ya da Ankara Hamamönü. Böyle evin dış cephesine baktığınız zaman tahtalar görünür. Böyle çapraz çapraz ağaçlar görünür. Alt taraf taştır. Niye böyle bir mesken yapılmış? Bu meskenin özelliği şu. Alt kısmı çok sağlam bir şekilde tıraşla örüyorsunuz. Üstteki koyduğunuz ahşaplar da özellikle deprem esnasında binanın esnemesine, bu yüzden de yıkılmamasına sebebiyet veriyor. Yani hımış meskenler tamamen depremden korunmak amacıyla yapılır. Depremden korunmak amacıyla yapılır. Burada her mesken için aslında bir amaç vardır. Mesela ahşap nemden korunmak içindir. Kerpiç yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunmak içindir. Ya da taş işte bundan ham maddeye bağlıdır. Çok bir şeyden korunduğumuz yok orada. Genelde ham maddeyi bulduğumuz için. Hımış depremden korunmak amacıyla bu şekilde inşa ediliyor. Dediğim gibi mesela Ankara'da bu Ankara Hamamönü, işte Beypazar evleri gibi, sonra Karabük'ün Safranboruları gibi, Amasya, Tokat, Kastamonu, Düzce, mesela deprem bölgeleri bunlar, dikkat edin, Kuzey Anadolu fayı üzerinde yer alıyor bunlar. Ya da Batı Anadolu fayı üzerindeki Kütahya gibi, Afyon gibi illerde, yani depremselliğin yüksek olduğu sahalarda, kırsal kesimlerde biz hımış dediğimiz mesken tipini de gözlemleyebiliyoruz. Şimdi buraya kadar arkadaşlar mesken tiplerinden, aslında kendilerinden söz ettik. Son bir not halinde şunu ifade edeceğim. Mesken yapımında etkili olan faktörler. Bize sınava girdik, bir soru sordu. Dedi ki ya Türkiye'nin kırsal kesiminde dedi farklı yörelerinde farklı tipte meskenler görülmektedir. Bunların ortaya çıkışında neler etkili oldu? Bir insan neden gider de ahşaptan ev yapar ya da kerpiçten ev yapar? Başka çaresi yoktur da o yüzden. Yani birincisi ekonomik düzey. Ekonomik düzey. Ben de isterim köyümde villa yapmayı, havuzlu mavuzlu. Lakin para yok. Niye ben gidip de topraktan ev yapayım? İşte parasızlıktan. İkincisi iklim. Bazen sen başka bir ev yapmak istersin, iklim buna el vermez. Gidip de Karadeniz'de kerpiç ev yapılmaz. Kerpiç dediğim toprak
İki gün sonra yağmur yediğinde eriyip gider. Dolayısıyla yörenin iklimi neyse ona uygun ev yapman gerekir. Üçüncüsü, yöredeki yaygın olan ham madde. Toprağın mı bol, taşın mı bol, ahşabın mı bol, ormanın mı bol, buna bakarsın. Buna göre ham madde belirler. Bir diğeri gelenek ve görenekler. Eğer etraftan taşlanmak istemiyorsanız eğer, siz de onlara uygun davranmak zorundasınız. Bugün yöredeki insanın, genelde mesela Karadeniz'deki ahşap evler diyoruz. Oradaki ustalar neye alışmıştır? Ahşap mesken yapma tekniğine alışmıştır. Onların geleneğinde ahşap ev yapma ustalığı vardır. Bu adamı sen kerpiç ev yaptıramazsın zaten. Bilmez ki tekniğini. Ya da sen gelip de İç Anadolu bölgesinde ben ahşap ev yapacağım dediğinde bir karşılaşacağın problem. Ağaç. Hadi ağacı başka yöreden taşıdım getirdim. Karşılaşacağın ikinci problem. Kim yapacak bunu? Onun ustası mı var? Gelenek görenek olarak öyle bir şey mi görülmüş? İnsan gözünü açtığında etrafta ne görüyorsa, kendi de özellikle kırsaldaki insan için onu devam ettirme vardır. Gördüğünü uygulama vardır. Dolayısıyla bunlar da bizim mesken yapımızda etkili olan faktörlerdir. Yerleşmeye dair şunlardan da kısaca söz edeyim. Bunları da sadece aklınızda şöyle fikir olarak kalması yeterlidir. Uzun uzun bir konu anlatımı yok bu konuların. Bahsedeceğim detaylar şunlar arkadaşlar. Mesela Güneydoğu evlerine baktığınızda, eski Mardin evleri ya da böyle eski Diyarbakır, eski Şanlıurfa'yı falan gezdiğinizde bir şey fark edersiniz. Yolların inanılmaz dar, özellikle eski tarihi olan kısımlarını, yolların dar, böyle kapıların birbirine dip dibi olduğunu fark edersiniz. Yüksek yüksek böyle yapılar vardır ama yollar dardır. Bunun sebebi nedir? Bunun temel sebebi yüksek sıcaklık olduğu için evlerin birbirine gölge yapmasını istemektir. O yüzden o evler dar sokaklar tutulmuştur ki evler birbirlerine sürekli gölge yapsın. Arayı açarsanız güneş ışınları araya girer ve orayı sıcak yapar. Mesela bunun gibi detaylar vardır. Ya da mesela meskenlerde kullanılan çatı tipi. Bunlar da yörenin genelde iklimiyle alakalıdır. Çatı tipi diyorum ama bugün Akdeniz'de ya da Güneydoğu'da çatı kullanır mısınız? Kullanmam. Niye? Hocam kar yağmıyor ki. Kar dediğin aslında çatıyla ilgili, yani çatı dediğin kavram karla ilgilidir. Mesela bugün İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da biz çatıları ya da Karadeniz'de çatıları kullanıyoruz. Ama mesela Doğu Anadolu'ya gittiğim zaman ya da Karadeniz'e gittiğim zaman yaylalara çatılar dikleşiyor. Neden daha dik? Çünkü karı hemen kaydırıp indirsin diye. Ya da mesela İç Anadolu'da kullandığım o çatılarda ben kiremit kullanıyorum, tuğla. Ama Doğu Anadolu'da ya da Karadeniz'de bu sefer saç kullanmaya başlıyorum. Neden saç kullanıyorum? Daha çabuk kaydırsın diye. Kiremite kar yapışır ama sacın üzerinden daha çabuk sıyrılır kayar. İşte bunun gibi detaylar da vardır. Yani yaptığınız meskenin büyüklüğünden tutun da duvar kalınlığına kadar bile o yörenin iklimiyle alakalı bir detay ortaya çıkar. Meskenle ilgili, meskenin görünümüyle ilgili ya da tipiyle ilgili bir şey sorulursa bu dediklerim de zihninizde bulunsun arkadaşlar. Evet, yerleşmeyi tamamladık. Bir diğer konumuz olan göç konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.